أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان. اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم. اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك. اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ül Cuma bölümünde 923 no'lu hadis-i şerifle Cuma günü akşamları yaptığımız bu hadis-i şerif Sahih-i Buhari seminerlerine devam ediyoruz. Rabbim tamamına ermeyi nasip eylesin. Kâlel müellif, el-imam Muhammed ibn İsmail el-Bukhari'yü rahimahullah ve rahimena ma'ah. Kitabımızın müellifi İmam Bukhari Hazretlerine Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Bu derste, bu seminerde, bu sohbette bulunan, dinleyen, istifade eden kardeşlerimize de Rabbim dünya ve ahirette rahmetiyle muamele eylesin. قال رحمه الله حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب رضي الله عنه. عمرو بن تغلب'ten rivayet ediliyor. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir miktar mal getirildi. Ganimet malı getirildi. Evsebiyin veya esirler getirildi. Fe kassemehu, bunları taksim etti. Bunları sahabe-i kiram arasında paylaştırdı. Fe ata ricalen ve terake ricalen, bazı kimselere bu ganimetten bağışta bulunurken bazı kimselere hiç vermedi. Fe belagahu ennellezine teraku atabu. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimizin kendilerine vermediği, bağışta bulunmadığı kimselerin sızlandıkları haberi Aleyhissalatu vesselam Efendimize ulaştı. Bunun üzerine fe hamidallaha ثُمَّ اَثْنَا عَلَيْهِ, Allah'a hamdü senada bulundu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. ثُمَّ قَالَ, ve sonra şöyle buyurdu. اَمَّا بَعْدُ. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hutbelerine, konuşmalarına, vaazlarına başlarken önce Cenab-ı Hakk'a hamd ediyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sonra salatü selam getiriyor. Ve sonra emma ba'du, söze başlarken emma ba'du ifadesiyle başlıyor. Yani konuya girersek, bütün bu hamdele ve salveleden sonra şunu ifade etmek istiyorum diyerek asıl konuya girerken vurgu yaptığı bir ifade var. Emma ba'du ifadesi. Bu ifade ilk defa sevgili Peygamberimiz
Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından kullanılmış. Yani bir konuşmaya başlarken o konuşmanın girişi olarak kullanılan ifade. Fevallahi, Allah'a yemin ederim ki inni le'utir racule ve ed'ur racul. Ben bazı kimselere bağışta bulunurken bazılarına hiç bağışta bulunmuyorum. Yani bunu bilerek planlı, programlı bir şekilde yaptığını ifade ediyor. Vellezî ed'u ahabbu ileyye minellezî u'tî. Halbuki bu terk ettiğim kişi, bağışta bulunmadığım kişi, o verdiğim kişiden bana daha sevgilidir. Vermediğimi verdiğimden daha çok seviyorum. Velakin u'ti akvamen lima ara fi kulubihim min el cez'i vel hela. Ben bazı kimselere verirken onların kalplerindeki sabırsızlığı, kalplerinde dünya malına karşı duydukları hırsı dikkate aldığım için onlara veriyorum. وَاَكِلُ اَقْوَامًا اِلَى مَا جَعَلَ اللّٰهُ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ. Bazı kimseleri de Allah'ın onların kalplerinde yarattığı gönül zenginliği ve hayır özelliğine havale ediyorum. Yani bazılarının gönlünde sabırsızlık, telaş, açgözlülük, hırs hissediyorum. Dünya malıyla onları baş başa bırakırken gönüllerinde gönül zenginliği, hayır işleme duygusu olanlar, bunlara da hiç vermiyorum. Sebebi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz eğer vermezse ganimet malından belki kalplerinde bir soğukluk meydana gelebilir. Belki İslam'a ısınmaları zorlaşabilir. Hadis-i şerifin son cümlesi fihim Amr ibn-i Talib. İşte Amr ibn-i Talib de gönlünde hayır duygusu hakim olan, gönlünde zenginlik bulunan, kanaatkarlık bulunan, mutmain bir gönüle sahip kimseler arasında yer almaktadır. Hadis-i şerifin ravisini kastederek. Ve ravi devam ediyor. Fevallahi ma uhibbu enne li bi kelimeti Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem humran am. O kızıl develer bana verilseydi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu takdiri, bu medhi, bu senası, bu övgüsü kadar sevinmezdim. İnsanlığın efendisi, Allah'ın sevgilisi, sevgili Peygamberimiz bir şahıs hakkında gönlünde kanaatkarlık duygusu var, hayır duygusu var. Gönlünde bir gönül zenginliği var. İşte Amr İbni Talip de bunlardan biridir diyerek, isim vererek takdirlerini ifade ediyor. Ben Amr İbni Talip gibi böyle gönlü maneviyatla, hayırla, güzellikle dolu insanlara vermiyorum. Kalbini İslam'a ısındırmak istediğim kimselere veriyorum diye buyurmuştu. Peygamberi Zişan Efendimizin gerek Huneyn Savaşı'nda, gerek Bahreyn'den gelen bir takım ganimet malları, esirler noktasında, gerek Hayber'den gelen bir takım mallar ve imkanlar noktasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin farklı bir uygulama güttüğünü görmekteyiz. İslam tarihiyle meşgul olanlar gayet iyi bilir ki bu tip insanlara müellefe-i kulub denir. Kalbi İslam'a ısındırılmak istenen kimsedir. Yani hediye ile gönüller arasında sevgi meydana geliyor. Teheddu
tehadev tehabbu. Hediyeleşiniz ki tehadev tehabbu. Hediyeleşiniz ki birbirinizi sevesiniz buyurur Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. İkram, hediye, ziyafet, yardımlaşma, kardeşlik, birlikte işbirliği gönüllerin ısınmasına vesile olmaktadır. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz de yeni yeni İslam'a giren, gönüllerinde henüz o maddi hırs, dünya sevgisi çok fazla olan kişilere bu ganimet mallarından ikramda bulunarak, bağışta bulunarak onları sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam'a ısındırıyordu. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiçbir zaman adaletsizlikle muamele etmemiş, bilakis son derece adalete, hakkaniyete riayet etmiştir. Farklı muamelelerinde burada kendisinin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ifade buyurduğu gibi çok farklı bir yaklaşım ve anlayış söz konusudur. Evet, bu hadisi şerifi müellifimiz hutbeye başlarken, konuşmaya başlarken emma ba'du şeklinde Peygamberimizin giriş yaptığı anlamında kullanmaktadır. Bir sonraki hadisi şerife geçiyoruz. Haddesene Yahya ibn Bukeyr. Kale haddesene Leysu an Ukaylin an ibn Şihabin. Kale akhbarani Urvetu enne Aişete akhbaratuhu. Müminlerin annesi, sevgili Peygamberimizin hanımı, Hazreti Aişe validemiz anlatıyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem haraca zâte leyletin min cevfil leyli fesalla fil mescid. Bir gece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evinden çıktı. Gece yarısı. Min cevfil leyl. Gece ortası. Fesalla fil mescid. Mescid-i Nebevi'de namaz kıldı. Kıldığı namaz gece namazı, kıyamül leyl, teheccüd namazı. Fesallâ ricalun bi salatihi. Onun namaz kıldığını gören birileri Peygamberimize uyarak namazına iştirak ettiler. Sesli bir vaziyette uzun uzun gece namazı kılıyordu Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُ Sabah olunca insanlar kendi aralarında birbirlerine haber verdiler. Ya bu gece Peygamberimiz mescitte namaz kılmış, arkasında birileri de cemaat olmuş. فَجْتَمَا اَكْثَرُ مِنْهُمْ Daha fazla kişi toplandı. فَسَلَّوْ مَعَهُ Onunla beraber gece namazı kıldılar. فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُ Sabah olduğunda insanlar yine bunun söz konusu ettiler. Ya bu gece çok kalabalık bir grup, kalabalık bir cemaat vardı. Peygamberimizin arkasında gece namazı kıldık. فَكَثُرَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ الْلَيْلَةِ الثَّالِثَ Üçüncü gece mescide gelenlerin sayısı arttı. Sevgili Peygamberimizin arkasında o tatlı sesiyle, göz yaşlarıyla, uzun uzun kıldığı o gece namazında kim bulunmak istemez? Önce yakın mahallelerden sonra uzaklara doğru giderek haber yayıldı ve üçüncü gece çok daha büyük bir cemaat oldu. Fe haraca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz evinden çıktı aynı saatlerde gece yarısı fe sallahu bi salatihi ona uyarak namaz kıldılar. فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةِ Dördüncü gece olunca عَجَزَ الْمَسْجِدُ an اَهْلِهِ Mescid artık cemaati almaz oldu. حَتَّى خَرَجَ لِسَلَاتِ الصُّبْحِ Ve nihayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazına çıktı. فَلَمَّا قَضَ الْفَجْرَ Sabah namazını bitirince akbel alen nas insanlara yöneldi. Feteşehhede önce kelime-i şehadet getirdi.
Sümme kâle, sonra şöyle başladı. Emme ba'du. Asıl konuya gelirsek. Yani önce Peygamberimiz dua ile, hamdele salvele ile bir giriş yapıyor. Peygamberimizin konuşma, hitabet üslubunda önce bir giriş var. Sonra asıl konuya gelelim diyor emma ba'du ifadesiyle. Fe innehu lem yakhfa aleyye mekanukum. Sizin bu konumunuz, bu durumunuz bana gizli kalmadı. Siz gerçekten ibadete arzu duyuyorsunuz. İbadete karşı çok isteklisiniz. Takdire değer bir durumunuz var. Lakinni, fakat ben haşitu en tufrada aleykum fetacizu anha, bu ibadetin size farz olmasından endişeleniyorum. Farz olur da bu ibadeti yerine getiremezsiniz. Yerine getirmekten aciz kalırsınız diye korkuyorum. Çünkü bir peygamber aynı ibadete sık sık devam ettiğinde artık o ibadet sünnet olmaktan giderek vacip olmaya, farz olmaya doğru çıkar. Ama siz her gece benimle beraber bu ibadeti yapamazsınız dedi. Ondan sonra bir müddet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde gece namazı kıldı. Evet, burada söze başlarken yine emma ba'du ifadesini kullandığını görmekteyiz. Peygamberimizin ümmetine duyduğu sevgiyi ve rahmeti görmekteyiz. Sahabe-i kiramın ibadet aşkını, şevkini, coşkusunu görmekteyiz. Akşama kadar hurma bahçelerinde çalışan insanlar, ibadet denince, ilim denince, Kur'an denince, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismi geçince, coşku halinde hemen onun ardında ondan hisse almaya, pay almaya çalışıyorlardı. Sahabe-i kiram sadece ibadette değil, hem ibadette, hem ilimde, hem ahlakta, hem imanda, hem zikirde, hem Kur'an tilavetinde, İslam'ın bütün emirlerinde hisse sahibi olmak için farzları yerine getirdikleri gibi sünnet-i seniyyeleri yaşama noktasında da çok farklı bir anlayışa sahiptidir. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Sizler bütün insanlığa örnek olarak gönderilmiş en hayırlı ümmetsiniz ifadesinin ilk muhatapları bu değerli şahsiyetlerdi. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Tâbe'ahu Yunus, Yunus bin Yezid el-Eyli bu hadisi şerifte aynen destekleyerek bu hadisi bir başka kanaldan rivayet etmiştir. Müellifimiz böyle bir not düşmüş. Haddetene bul Yeman kâle akbarana Şuaybun aniz-Zühriyyi kâle akbarani Urvetu an Ebi Humeydin huve's-Sa'idiyyu ennehu akbarahu. Yine Urve ama bu defa Ebu Humeyd es-Sa'idi'den haber veriyor. Enne Resulallahı sallallahu aleyhi ve sellem kâme aşiyyeten ba'des salati. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir akşam namazdan sonra ayağa kalktı. Fe teşehhede, kelime-i şehadet getirdi. Eşhedü en la ilahe illallah. Peygamberimizin kelime-i şehadeti nasıl, hiç merak ettiniz mi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enni Resulullah. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şehadet ederim ki ben Allah'ın Resulüyüm. Eşhedü enni Resulullah. Böyle bir kelime-i şehadetle başlıyor. Ve esna alallahi bima hu ehluhu. Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle
Cenab-ı Hakk'a senada, hamdü senada bulunuyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin giriş cümleleri dualar ve senalarla dolu. Sümme kale emme ba'du, sonra asıl konuya gelelim buyurdu. Hadis-i şerifler hep emme ba'du ifadesinin hani hutbelerde duyduğumuz bir emme ba'du var ya, emme ba'du fe ya ibadallah ittakullaha teala ve ati'uh. İmam bu şekilde cuma günü minbere çıktığında hutbede okur ya, yani o emme ba'du kelimesi sünnet-i seniyye olarak gelmiştir. Tâbe'ahu Ebu Muaviyete ve Ebu Üsamete an Hişamin an Ebihi an Ebi Hümeydin an Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kâle emme ba'du. Şimdi niye farklı bir rivayeti İmam Buhari zikresin? İmam Buhari'nin yukarıda tercih ettiği rivayet sahih rivayet. Ama bu rivayetin başka sahih, makbul rivayetleri olduğunu da ifade ediyor. Yani sadece bu kanaldan değil, aynı şekilde yani burada Zühri Urve'den rivayet ettiği gibi Urve'nin oğlu Hişam bin Urve de babasından aynı şekilde bu hadis-i şerifi rivayet etmiştir. Yani hadis-i şerifin farklı tarikleri, farklı kanalları, farklı rivayetleri olduğuna işaret ediyor. Tabi hadis usulü ilmiyle meşgul olanlar için bunlar çok anlamlı. Yani İmam-ı Buhari aynı hadisi sadece bir kanaldan değil birçok kanallardan rivayet ederek hadisin derecesinin güçlü olduğuna işaret ediyor. وَتَابَعُهُ الْعَدَنِيُّ اَنْ سُفْيَانَ ف۪ي اَمَّا بَعْدُ. Yine bir başka rivayetin olduğunda ifade buyuruyor. Efendim 926. hadisi şerife geçiyoruz. Okuduğumuz Sahih-i Buhari, en sahih, en makbul hadis kitapları arasında yüzlerce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadisi şeriflerini ihtiva eden yüzlerce kitap arasında en önemlisi, en makbul, en sahihi, ümmetin üzerinde ittifak ettiği eser. Yani Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsek az. Böyle bir eseri okumak, böyle bir eseri dinlemek, böyle bir eser Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yüz binlerce hadisi arasından seçerek, süzerek alınmış en sahih hadisleri okuyoruz. İmam-ı Buhari böyle değerli bir şahsiyet. Evet, haddesene Ebu Yeman, kâle akbarana Şuaybun aniz Zühriyyi, kâle haddesene Ali ibnül Hüseyin, anil Misvar ibni Mahramete, kâle, kâme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fe semi'tuhu hîne teşehhede yekûl emme ba'du. Misvar bin Mahrame, bir başka sahabi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalktı ve şehadetten sonra giriş ve dua, hamd ve sena cümlelerinden sonra emme ba'du ifadesiyle söze başladı. Tâbe'ahu Zübeydi yani Zühri bu hadis-i şerifin bir başka rivayetinin olduğunda ifade buyuruyor. İşte bugün hutbelerde, konuşmalarda giriş cümlesi. Bu bir dikkat çekme cümlesi. Önce bir dua ile başlıyorsunuz. Sonra böyle bir dikkat çekiyorsun. O dikkat çekme ifadesi, ilk cümleler çok anlamlı. Dolayısıyla emme ba'du, asıl konuya gelirsek, bütün bu hamd ve senadan sonra şunu ifade etmek istiyorum gibi bir ifade. Evet. Haddetene İsmail ibn-i Eban, kale haddetene İbnül Gasil. Burada bir durmak gerek. İbnül Gasil, yıkanan kimsenin oğlu. Bu ne demek? İbnül Gasil. Uhud savaşındaydı. Bilal Hazretleri, Bilal-i Habeşi, el cihad, el cihad, el cihad fi sebilillah diyerek Medine sokaklarında dolaşıyordu. Bir Müslüman vardı, Hanzala. Yeni evlenmişti. Pencereyi açtı, baktı, cihat. Cihat diyor dedi. Sabahleyin, cihat diyor.
sanki vurulmuş gibi ve kendini dışarıya attı, cihat ordusuna katıldı. Akşam olduğunda tarihi bir hadiseden bahsediyoruz. Naklettiğimiz İslam tarihinde pek çok muteber, makbul kaynakta yer alan bir olay. Hanzala'dan bahsediyoruz. Hanzala cihat ordusuna katıldı. Cihat kelimesini duyunca sanki vurulmuşa dönmüş. Cihattan geri kalma onun hiçbir zaman özelliği olamazdı. O akşam savaşın bitmesinden sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gökte bir manzaraya şahit oldu. Şöyle gözlerini kaldırdığı zaman melekler birini yıkıyorlardı. Cebrail aleyhisselam kendisine geldiğinde sordu. Bu durum nedir dedi. Bir mana veremedi. Ya Resulallah, senin ashabından Hanzala diye bir Müslüman yeni evlenmişti. Cihat kelimesini duyunca gusletmeyi dahi beklemedi. Gusledersem, banyo yaparsam cihada geç kalırım. 35-40 derece sıcaklık Medine-i Münevvere. Banyo yapmanın hiçbir zorluğu yok. Banyo yapın, kurulanmadan çıkın. Birkaç dakika sonra silinmiş, kurulanmış gibi oluyorsunuz. Öyle bir sıcaklık. Ama ben bekleyemem dedi. Melekler onu gökyüzünde yıkadılar. Şehit oldu. Şehitler yıkanmaz ama melekler yıkadılar. Çünkü gusletmeden yola çıkmıştı. Bu zatın adı Gasilül Melaike oldu. Melekler tarafından yıkanan kişi. Onun oğlu da, dünyaya gelen oğlu da Abdullah bin Hanzala, İbnül Gasil, melekler tarafından yıkanmış kişi diye anılır oldu. Yıllar sonra, bir savaş sonrası, ganimetler dağıtılırken, Hazreti Ömer radıyallahu anh, herkese bir hisse verirken, Hanzala'nın oğlu Abdullah'a çift hisse verdi. Dediler ki, ya Ömer, yani bunun ne özelliği var? Yani böyle bir ayrımcılık olmuyor mu? Bunun babasını bilmiyor musunuz dedi. Bu yaşasaydı bu savaşta mutlaka bulunurdu. Bu cihat delisiydi. Cihat aşıkıydı. Cihat coşkusu yaşıyordu. Onun için bu babasının hissesini de oğluna verdim. İbnül Gasil, Abdullah İbni Hanzala. Böyle bir şahıs. Cihat coşkusuyla. El cihadü fî sebilillah ifadesini duyunca hemen kendisini sokağa atan, ya ben yıkanayım da gideyim diye beklemeyen kişi. Aman gecikmemeliyim, aman bu orduda bulunmalıyım diye gusletmeden, yeni evlenmiş, gusletmeden dışarıya çıkan kimse. Takdirle anılan, melekler tarafından yıkanan kişi. Ya o sahabe-i kiramın hayatlarını okuyalım. Bundan 10 sene önce, bundan 20 sene kadar önce ülkemizde sahabeyi anlatan eserlerin sayısı pek azdı. 4 halife, peygamberimizin hanımları falan. Ama elhamdülillah şimdi şöyle bir yayın evine girin. Efendim sahabe hakkında ister müstakil, sahabe-i kiram hakkında isterse topluca eserler var mı deyince hangi eser? Bu bölüm sahabe bölümü diyor. Elhamdülillah. Ülkemizde bu manada güzel yayınlar var. Sahabe-i kiramı anlatan bu eserlerden evimizde bulunmalı. Onların o mümtaz, o seçkin hayatları bize rehber olmalıdır. Evet, şu hadis-i şerifle bitiriyoruz. Hayrun nasi karni tümmellezine yelunehum tümmellezine yelunehum. İnsanların en hayırlıları benimle beraber bulunanlardır. En hayırlı insanlar benimle beraber yaşayanlar. Yani ashab-ı kiramdır. Sonra onları gören ikinci nesil, sonra onları gören üçüncü nesil tabi'in ve etba-u tabi'in oluyor. Rabbim o mübarek insanların hayatlarını okumayı, onlara benzemeyi, onların yolundan gitmeyi, sahabe-i kiramı sevmeyi nasip ve müyesser eylesin.